falan filan olmayacak herhalde. Kaç yıldır Bilecik'te yaşıyorsunuz? 6 oldu benim. 6 oldu. Benim. Ben Boğaziçi'yim. Peki bu geçen 6 yıllık sürede diyeyim, üniversitenin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok memnunum. Zaten 2 yıl öğrenci konseyi başkanlığı yaptım Bilecik Üniversitesi'nde. Ben gelişim çok olumlu diyorum, yani çok iyi ilerliyor. Ben de. Peki bir üniversite öğrencisi olarak sizce Bilecik'te öğrencilerin en büyük sorunu nedir? Bilecik. Sosyalite. Ya sosyal aktiflik olarak hala çok zayıf. Mesela bir bahar şenliği olmaması bence çok büyük bir eksiklik. Rektör Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Kendisine sormak istediğiniz ya da iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben şunu söylemek istiyorum. Ben çok zamanda da şey getiriyordum. Yani yakın illerden Bilecik'e gelenler için biraz ulaşım probleminin çözülmesi gerekiyor. Yani rektör hoca buna bir ön ayak olursa çok memnun oluruz. Bir de Bilecik Üniversitesi'nden mezun olanların sanayide iş bulabilmesi, Bilecik'te yerleşik olarak kalabilmesi için biraz daha üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması gerekiyor. Ben de kimya ve süreç mühendisi olarak bizim atamalarımızın daha fazla olması. Evet, atama olarak çok zayıfız. Hiç kimya ve süreç mühendisi ataması olmuyor şu anda. Yani kimya mühendisi oluyor ama bizim kendi branşımızda bir atama gerçekleşmiyor. Hani o konuda yardımcı olabilirse bence çok daha iyi. Minibüste sizin ne zamanı minibüsün bekliyorsun, evden buraya gelmem 1 saat falan. Şehir dışından da öyle arkadaşım mesela gelemiyor. Şu an merkezinden buraya gelmemiz bizim sınav günü. Yani evden 1,5 saat erken çıkmamız lazım. Yarın var mesela, yarın istersen sabah 8'de merkezde ol abi, buraya kaçta geleceğin görürsün. Bir de okulda böyle mesela zaman geçirebilecek bir şey yok yani. Böyle oyun tarzı bir şeyler yok yani. Bayağı bir gelişme var. İlk seneye göre var. Özellikle burada kampüs olarak gelişme var. Peki sizce üniversitenin şu an en büyük eksiği ne? Şu anda üniversite olarak diyemem de bileceğim bir süre eksiği var. Sosyal faaliyet olarak söyleyebilirim. Üniversite çok hızlı gelişiyor ya şu anda. Yeni binalar falan yapılmaya başladı zaten. Yani bu şey sanırım fakültesi, ilahiyat fakültesi falan açılıyor işte. Kütüphanemiz yeniliyor, güzel. Şehrin eksiği şimdi ne bileyim böyle küçük falan ya, bize şimdi biraz daha dar geliyor böyle. Hani kafeler falan, ne bileyim hani oyun salonları, AVM'ler falan yok mesela, o açıdan kötü. Alışveriş merkezleri falan az. Rektör Bey'i tanıyor musunuz? Yok, tanıyorum. Mesela okulun içine bir, güzel bir kafe falan yaptırabiliriz. Şu otaktan daha güzel bir şey olması isterim. Büyük gelişti, çok gelişti. Ben ilk geldiğimde eski binalar aşağıdaydık. İl özellerinin oradaydık. Şimdi buraya geldi, yeni binalar yapılıyor. Ben ikinci sınıfta buraya geldim. İkinci sınıfın yarı döneminde. Çok büyük hala görüldüğü gibi. Bayağı büyük. Şu anda benim geldiğim dönemde bu dönem arası bence eksik yok. Bence ilerliyor. Bence bu dönemde, şu an geçmişten bu yana bakarsan, ben 2009'da geldim buraya, bence gelişti. Tabi bu kademe kademe, bence bir eksik yok. Ev kiraları çok fazla. Ev kiraları fazla. Yapılan evlerin hepsi aileye yönelik değil. Hepsi öğrenciye yönelik, bir artı bir evler. Kiralar aşırı bir yüksek. Zaten benim kendim bu kadar apart yoktu. Hele 2 senedir aşırı bir apart oldu. Yani kiralar çok yüksek. Bence öğrenciye göre yüksek. 450-500 bir artı bir. Normal değil. Biraz... Rektör Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Dersine de girmiştim. Harika bir insan. Rektör Bey'den mükemmel bir insan. Yani tanıdığım en sağlam kişiliklerden bir kişidir. Evet. Sadece gelişmemiş olması biraz. Sıkıntı yani. Örnek verirseniz. Ya mesela hani etkinlik alanları yok. Böyle gidilecek alanları da yok. Çok kısıtlı bir şey var yani. Onun... Yani bir şey yapamıyoruz pek. Ya ilk geldiğimizde zaten prefabriklerde okuyorduk. Yani diğer üniversitelere göre değerlendirdiğimiz zaman kısa bir süre içerisinde büyük bir gelişme kat ettiğini söyleyebilirim. Ne bileyim yani gelişmeye çalışıyor, yeni yeni fakülteler inşa ediyorlar. Evet, bölümler yenileniyor, bölümler açılıyor. Evet, bizim fakülteden başlamak üzere. Evet. Hangi fakülte? İBT'deyiz, kamu yönetimi okuyoruz. Yani bölümümüzden de memnunuz. Kamu yönetimi olarak hocalarımız da çok kaliteli ve iyi hocalar. Peki sizce üniversite öğrencilerinin Bilecik'teki en büyük eksiği nedir? Evet,
Kampüsümüz çok gelişmiş değil, sadece evet, o. Sadece yani diğer kampüslere baktığında her şey var. Yani bir gelişmişlik. Hani tabii Eskişehir'le Bilecik karşılaşılmaz ama hani böyle kampüste çok eksik var. Öğrencilerin en büyük derdi. Yani sadece fakültelerden ibaret. Benim böyle sosyal bir faaliyette yapabileceğiniz bir şey yok yani. Mesela gidelim de oturalım dediğim şu otaktan başka bir şey yok. Yani bu alanda evet eksik ama yani inşallah gelişir yani. İnşallah. Rektör Bey'i tanıyor musunuz? Evet, yani bazen şey oluyor, konferanslar falan oluyor. Çok güzel konferanslar, tarih konferansları oluyor. Evet. Hani rektörümüz bu açıdan gerçekten hani çok güzel bu alanda gelişmemize yardımcı oluyor. Gidiyoruz da konferanslara. Hani çok ünlü kişileri de hani tanıdık kişileri çağırıyor. Çeşitli seminerler evet. Oluyor. Kendisine sormak istediğiniz bir soru ya da iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa onu da alabiliriz. Kampüse biraz daha gelişme evet, olsun. Kampüse biraz daha yatırım yapılsın. Evet. Otaktan farklı bir şeyler olsun. Benim dördüncü senem. Dördüncü senemiz. Evet. Peki bu sürede üniversitenin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bayağı bir gelişme oldu. Biz başlarda prefabriklerde ders yapıyorduk. Şimdi binamız gördüğünüz gibi çok güzel yani. Ya sosyal etkinlik az olduğu için biraz stres atmamız zor oluyor yani Bilecik'te. Peki Rektör Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Tanıyorsunuz. Kendisine sormak istediğiniz soru ya da iletmek istediğiniz sözünüz var mı? Biz mail yoluyla kendisine ulaşıyoruz zaten. Hı-hı. Sağ olsun o da ilgileniyor. Cevap alıyorsunuz evet, yani. Evet alıyoruz. Kaç yıldır Bilecik'tesiniz? Üçüncü seneniz. Peki bu 3 yıllık sürede üniversitenin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Şey olarak bak, yani çevre bakımında, binalar yapımından iyi güzel de merkezde bazı sıkıntılar var mesela. Ne gibi sıkıntılarınız var? Gidiş geliş mesela öğrenci için çok zor. Mesela ben TOKİ'de kalıyorum. TOKİ gidebilmek için iki araç değiştiriyorum. Bir de şeyler mesela servisler sıkıntı oluyor. Ne gibi sıkıntı oluyor? Sınav zamanlarında mesela sınava gireceğimiz zaman TOKİ'den biri bineceğim. Yer yok, almıyorlar. Bir yerde çevirme var. Sınava mesela geçen hemen giremedim oldu. Minibüsler zaten küçük. Şeyler, bir de çevirmeler tam sınav haftasına denk getiriyorlar. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyoruz ama. Öyle yani sıkıntı oluyor. Evet. Rektör Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Azmi Bey. Azmi Bey'i tanıyorsunuz. Kendisine sormak istediğiniz bir sorunuz, iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yok zaten ben kendisiyle arada sırada görüşüyorum. Yani görüyoruz. İrtibatı nasıl sağlıyorsunuz? İrtibat normalde randevu alarak giriyoruz. Ama geçen sene bizim derse giriyordu. Kendisiyle birebir direkt görüşebilir ihtimalimiz vardı yani. Olasılığımız vardı. Tamam. Valla biz prefabriklerde oturuyorduk daha önceden biliyor musunuz? Üstümüze bildiğiniz sular akıyordu. Şimdi Allah'a şükür yani üniversitemiz gayet iyi durumda. Ki gelişmeye de devam ediyor gördüğünüz gibi. Mesela Bilecik'i kimse tanımıyor. Bilecik dediğimizde Urfa Bilecik'te kıyaslama yapıyorlar falan. Ya bir sürü şeyleri var aslında. Rektör Bey'i tanıyor musunuz? Tabii. Kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Azmi Hoca aslında bizim için çalışıyor diyebilirim. Öğrenciyle ve belediyeyle koordineli çalışarak Allah razı olsun. Yani bugünleri getirdi bizi. İlerleyeceğini de düşünüyorum.